Merhabalar. Size Major Linux altında tercih edilen ya da diğer Linux alanlarında tercih edilen bir sistemde gereksiz dosyaları temizlemeye yarayan bir programdan bahsedeceğim. Programın ismi BlashBit. Bu program şu anda bizim sistemimizde kurulu. Gördüğümüz gibi BlashBit gereksiz dosya temizleyici olaraktan uygulamalar ve sistem yolu üzerinde program bulabilirim. Ben bu programı daha önceden ayarlarını yaptım. Tercih edilen ayarlar bu şekilde. Ama program ilk açıldığında bizi böyle bir ekranda karşılamakta. Burada gerekli seçenekleri kendimize göre seçebiliyoruz. Mesela sistem açılışında bu program başlatabiliyoruz. Mesela silinmesi gereken bir dizin ya da dosya varsa bunları seçebiliyoruz özel kısmında. Eğer BlashBit'i root hacklarıyla çalıştırdığımız zaman bu dillerden seçilmiş olanlar hariç diğerlerini tamamen sistemimizden temizleyip yer açabiliyor. Bu özelliğe sahip. Burada mesela derin tarama dediğim zaman sistemde yavaşlayacağını söylüyor sistemin ve bundan ötürü de bu programda çok yavaş çalışacağını söylüyor. Ama ben bunları seçmiyorum. Aynı şekilde disk alanı temizle dediğim zaman da burada da diskin de kayıtlı olan ya da daha önceden var olan dosyalar, sildiğimiz dosyaları, ismen sildiğimiz dosyaların fiziksel olarak da buradan barındığını ve bunların da temizlemesinin çok yavaş olduğunu söylüyor. Seçmemize gerek yok. Genelde seçilmesi gerekenler bunlar. Bu şekilde sistemde temizlik yapabiliyor. Mesela ön izleme dediğim zaman sistemimizde var olan dosyaların ya da sistemimize gereksiz olarak ilan ettiği dosyaları buradan temizleyebiliyor. Normal kullanacaklarla çalıştırdığımızda. Tamam diyorum. Sil diyorum. Temizlik yapıldı. Ayrıca bizim sistemimizde bulunan paket yöneticiler de güncelleme esnasında veyahut da sistemimize kurduğumuz paketler olduğu zaman burada paketleri sisteme indirebiliyor. Genelde bu işletim sisteminden bağımsız olarak da bu yol üzerinde bulunur. Şurada işaretlediğim yol üzerinde bulunur. Bu işletim sisteminin ismine göre yani Linux dünyasındaki dağılımlara göre değişebilir. Ben Manjaro için genelde bu yolda olduğunu gördüm. Onun için de komut sisteminden bazı komutlar giriliyor. Ben burada örnek olaraktan birkaç tanesini yazdım. İşletim sistemi için konuşuyorum. Biz Manjaro Linux için bu komutu kullanacağız. Buradan açıyorum komut işlemini yani konsolumu yapıştırıyorum. Enter diyorum. Diyor ki ön bellekteki tüm dosyalar kaldırılacak. Kaldırmak istiyor musunuz? Evet diyoruz. Enter. Gördüğüm gibi ön bellekteki tüm dosyalar temizlendi. Bakın burada görülüyor. Tekrar bakıyorum. Tekrar bakıyorum. Gördüğünüz gibi paketteki tüm yani daha doğrusu ön bellekte indirilen tüm dosyalar temizlendi. Major Linux altında bulunan paket yöneticilerinde böyle ön belleği temizle gibi seçenekler bulunmamakta. Mesela ben burada arıyorum. Herhangi bir şekilde ayarlarda herhangi bir şey bulamıyorum. İki tane paket yöneticimiz bulunmakta bunların içerisinde. Ama herhangi bir yani buradan tıklamayla yapabileceğimiz bir şey yok. Major Linux için bu şekilde. Diğer dağılımlarda ise bu olay değişiyor. Mesela PC Linux için böyle bir komut verdiğimiz zaman gene aynı şekilde indirdiği tüm paketleri temizleyebiliyor. Aynı şekilde Debian türevli tüm dağılımlar için de bunlar geçerlidir. Bunlar yani Linux dünyasında paket yöneticisi komutları ile yapılan bir temizlik hareketi diyebiliriz. Bu şekilde temizlik yapılabiliyor ve sistemimizde gereksiz dosyalar temizleyebiliyoruz. Bu şekilde Linux dünyasında sistem temizliği bu şekilde
kısaca yapılabilir. Daha detaylı temizlikler için sistemimize ne yaptığımız bilmemiz gerekir. Eğer hatalı davranırsak sistemimizin çökmesine ya da aksak çalışmasına sebep olabiliriz. Linux dünyasında hepinize başarılar dilerim. Hayırlı günler dileklerimle.